Tipim gerçekten kaymış. Saçım bugün argo. Kız meslekte okumanın faydaları diyelim. Arkadaşım öyle gerçekten çok güzel örüyor. Bugün sabah çok iğrenç uyandım. Bir tık geç kalarak uyandım. Dün gece geç yattım. Çok kötü uyandım ama günümü güzelleştirmek için yapmam gereken sorumlulukları yerine getirmem gerekiyor. Bu sefer rahat olabiliyorum. Bak sesim de gidiyor. Bugün yıllardır aradığım şortumu buldum. O yüzden onu giyiyorum bugün antrenmanda. Bugün bir bacak antrenmanımız var. Uzun süreden sonra deadlift yapacağım. Ve uzun olduğum için ve saatlerdir bilgisayar başına çalıştığım için gözlerim çok kötü durumda. Hocalarım da çıkmış. Neyse antrenmana geçelim. Çok uzun zamandır bu kadar verimli ve ağır bir antrenman yapmıyordum. Split squat ben bayağıdır yapmıyordum. Ben monkeyken çok ağır ve çok sık antrenmanlar yapıyordum. O zamanki antrenmanlar daimiş gibi hissettim. 2,5 kilo aldım şu anda. Bayram döneminden sonra tatlıdır, odur budur. Tamamen böyle yememe şey yaptım. Neyse antrenmanlarımda aksatınca kilo aldım. Şimdi antrenmanlarım başladım. Bugün günlerden çarşamba. Pazartesi antrenman yaptım. Bugün antrenman yaptım. Ve beslenmem iyi gidiyor şu anda. Kötü değil. Ama yine karbonhidratı biraz azaltmaya çalışacağım diyeyim. Yeni yanımda gerçekten aşırı çirkinim. Yani
Telefonum nerede? Şimdi saat 10:47. Ben şimdi niye staja geç kaldım? Ondakini düzeldim. Anlatsam inanmazlar. Yemin ederim. Şimdi normal uykumu uyudum. Tamam mı? Uyuyorum yani. Akşam biraz yemek yedik. Kuruydu biraz. Köfte Yusuf'tan bir şeyler söyledik. Köfte falan. O köfte Yusuf'un bir su satıyor arkadaşlar. Ay çok çekindim böyle konuşmasam ya. Bir su satıyor. What the fuck yani. Alkol deli gibi bira içmişsiniz gibi su satıyor. Neyse biz onun yanında ayran içtik. O da ufak ayranlarını. Sonra evde su yok, tamam mı? Damacana bomboş. Bir suya da... Bir gıdım bir şey yok. Sen uyuyayım dedim. Ağzım kuru uyudum. Ay 3:30'da bir uyandım. Ağlayacağım. Ağlayacağım. Açtım şu telefonun flaşını. Evde resmen koltuğun altından bir su aradım. Yok. Yok. Acaba ne yapsam? Gruptan arkadaşlarıma yazıyorum. Hani uyanık olan varsa bana su getirsin. Öyle. Öyle biri yok. Uyuyamadım ben. 6'ya kadar uyuyamadım. Hani belki 20 dakika falan uyumuşumdur, anladınız mı? Abi sonra 6'da artık ağlayacak duruma geldi psikolojik. Getir indirdim. Sonra baktım getir. Daha önce indirmişim de bir şeyler yapmışım da olmuyor. Sipariş veremiyorum. İşte ablama yazdım, bana sipariş verdi, açılmadı diyor. Diğer yerlere bakıyorum, açılmamış. Açılanlarda 80 lira üstüne getiriyor. 80 lira ne ya? Ben dedim ki ne yapacağım ben ya? Konuşamıyorum. Boğazım kilitlendi kuruluktan. Gidiyorum bakıyorum falan yok. Dedim en sonunda Çeşme'den bitsem. Aldım bardağı elime. Daha önce yapmadığım şey değil. Şimdi dedim buraya ya böcek falan geçerse, geçmişse. Bardağı yerine bıraktım. Ağlamaya başladım. Allah çarpsın buralarım ben böyle. Ağladım. Sonra uyudum. Ağlayarak uyudum. Ama böyle bir yarım saat, bir saat. Sonra annemler uyandı. Dedim ki benim dedim bir daha sözümü dinlemezseniz falan filan. Çünkü niye biliyor musunuz? Diyorum ki damacana aldığınız zaman iki tane alın, biri yedekte dursun. Bittiği zaman onu alalım, yine sipariş verelim o an. Hani çok mantıklı değil mi? Yok. Yok yani benim sözüm dinlenmiyor. 18 yaşında olabilirim ama gayet mantıklı bir insanım. Ne yapabilirim? Tırnağım bok götürüyor yani. Kesinlikle bu tırnaklarımı bugün çıkarmam lazım. Sonra annem dedi ki bir şişe su vardı evde. O şeyi ben de görmüştüm 2 gün önce. Böyle şey cam. Ama koyduğu yere baktım, doktor dedi ki işte buzdolabında çok soğuk diye dışarı çıkarmış, dışarıda da yok. Annelerin şeyi bu herhalde, bilmiyorum şey yani, biz evde yokken sihir falan yapıyorlar çünkü. Gidip o mutfaktan bir su getirmiş olamaz. Ben flaşla gece her yeri aradım. Yemin ederim ben böyle şok oldum. İçtim uyudum. Yani çok duygu yaşadım sabahın köründe. Tuhaf şeyler yaşadım. O yüzden de uyanamadım. Uyanamadım. Saat şu an 11. Benim 10'da orada olmam gerekiyordu. Bakın şimdi elimde olan bir şeydi. Ben ne yapabilirim yani? Yemin ederim uyuyamadım ya. Neyse şimdi ben mesleğimi düzelttim ya. Oluyor. Bu arada size bir haber daha vereceğim ama saçlarımı açarken vereceğim. 2 gündür saçlarım bu kadar sıkı örüyordu. Bugün açacağız. Bugün antrenmanım yok. Yarın yapacağım. Çünkü dün bacak antrenmanından sonra yürüyemiyorum. Çok kötüyüm. Aşağıda tablo olup tablo yapmak. Grafik tasarım okuyorum. Lisede bildiğiniz gibi lisede bitiyor bu ayın sonunda. Allah! Öyle olsun ya Rabbim. Onun bitimi için tablo yapmam lazım. Onların da onlar yaptırır. Şimdi reklamlar. Evet arkadaşlar. Şaka yapıyorum ama mantıklı. Kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıda yumurta yiyeceğim. Köfte vardı minik minik. Köfteli yumurta yiyeceğim. Aynen köfteli yumurta yapacağım sabah. Sonra yulaf yemeyeceğim. Ya da yerim bilmiyorum. Bir şeyler hazırlayacağım. Ondan önce saçlarımı açmaya gitmeyeceğim. Söyleyeyim arkadaşlar, taşınıyoruz bu evden. Ben hayatımda başka hiçbir eve gitmedim. 18 yıldır bu evdeyim. Ve bu evden taşınıyoruz. Çok tuhaf, ağlayacağım. İnanmıyorum hala. Ve yeni evimiz aşırı büyük. Ablam eve geri dönüyor onun için. Ben bu arada taşıma mevzusunu 2 sene önce falan söylemiştim. 2 senedir ev arıyoruz. 2 senedir. Bu semt benim kaderim. Ben bu semtten çıkamam. Kameranın şarjını stajda bıraktım. Vallahi öyle bir salaklık yaptım ben. Allah, şarjım yok. Kameranın şarjı yok. Şimdi ben kapatıyorum. Saçımı açarken açacağım. Bir de. Şimdi kahvaltımı ettim.